Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 12. yayınımızla Android Bootcamp Türkiye'ye devam ediyoruz. Ben GDG Manisa ekibinden Yiğit Aloğlu. Arkadaşlarımla birlikte bu akşam yayında birlikte olacağız. Evet, ben de GDG Manisa ekibinden Burcu. Bugünkü eğitim konumuz Connect to the Internet. Eğitmenimiz Murat Canbur bizimle olacak. Ondan öncesinde Ömer arkadaşımız da kendisini tanıtsın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben GDC Hatay ekibinden Ömer Aktaş. Bugün buraya yayınımız için bayağı heyecanlı bir şekilde geldik. Murat Can Bey de bizi bekliyorlar. Şimdi birazdan onu da yayın alacağız. Dilerseniz alalım. Başta şöyle bir şey de sormak istiyorum ben. Eğer yayınla alakalı olarak herhangi bir problem yaşayan varsa bize yine buradan bildirirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Alalım şöyle. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsınız? Biz de iyiyiz, İyiyiz, biz de teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. İsterseniz Evet, yayına eğer sunumunuz başlayabiliriz. hazırsa... Hazır, ben bugün şeyden devam edeceğim. Bu paylaşılan dersli içeriklerinde kod lab'ler vardı. Onlar üzerinden böyle biraz daha kod yazımı değil de daha çok hani kod okuma halihazırdaki özellikler nasıl yapılmış onlar üzerine odaklanmayı düşünmüştüm. Harika. Tamamdır. O zaman siz dilerseniz ufaktan şey yapalım, biz çekilelim. Sunumuzu yapmak Evet, isterseniz ekranınızda. Evet. biz yukarı alırız. Şimdiden iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben ekran paylaşayım ve bugünkü Codelab içeriklerini anlatayım. Arada saniye kedi de gelebilir. Bana ayrılan konu aslında bir mobil uygulamanın nasıl internete bağlandığı ve bu süreçler içerisinde nasıl işlemler yapıldığı ile alakalı. Ve buradaki CodeLab içeriğinde toplamda 3 parçaya ayrılmış. Ben de aslında buna uygun olarak hareket etmeyi düşünüyorum. Yani ilk etapta basit bir internet bağlantısı nasıl kurulur? Daha sonra oradan detaylı bilgiler ve imaj içerikleri nasıl alınabilir? Ve ekstradan da İnternet üzerinden edindiğimiz bu dataları nasıl filtreleriz ya da bunlarla ilgili yeni özellikleri nasıl ediniriz? Aslında bunlara odaklanmayı düşünüyordum. İsterseniz biraz ilk önce CodeLab'in içeriğine bakalım. Ondan sonra da devam edelim. CodeLab içeriğinde bizden istenen şey aslında temel olarak topluluk tarafından geliştirilmiş bir tane kütüphane olan Retrofit kullanarak bir REST servise istek atma üzerine, yani internette bulunan bir web servise istek atıp oradan bir cevap alma üzerine kurulu. Burada Mush adında bir kütüphane kullanıyoruz. Bu kütüphaneyi kullanma amacımız da aslında bir web servise istek bulunduğumuzu da oradan bir yanıt alıyoruz. Yani bu yanıt aslında bizim için bir JSON objesi, özellikle bu örnek için. Bu JSON objesini bir data nesnesine çevirebilmek için bizim bir saniye şu an ekran paylaşım gelmiyor mu? Murat Bey, paylaşımı yaparsanız ben eklemesini yapacağım. Ben paylaştım aslında ama gelmedi mi? O zaman
çıkıp tekrar geri gelmem lazım herhalde. O zaman biz bir iki dakika bir soru soralım katılımcılarımıza. Evet. Zaten onlar da yeni yeni geliyorlar. Evet. Şunu sorabiliriz aslında. Bugüne kadar yayından verim aldınız mı? Nasıldı? Memnun musunuz? Bununla alakalı bazı görüşlerinizi alabiliriz. Burcu mikrofonu... Evet, şimdi fark ettim. Eğitimlerin başladığı bu zamanda, zamandan bu zamana kadar ne kadar yol kat ettiniz arkadaşlar? Eğer bir projeye başladıysanız ne aşamadasınız? Bunları da chat'e yazarsanız mutlu oluruz. Aynen. Bu arada Murat Bey gelmiş. Dilerseniz biz yine beklemeden Murat Bey'i alalım. Ondan sonra yayınımıza devam edelim kaldığımız yerden. Tamamdır. Tamam. Şu an ekranla ilgili bir sorun yok değil mi? Evet, yok. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeyim. İlk önce söylediğim gibi aslında bugün daha çok kod yazmaktan ziyade hali hazırda yazılmış olan bu 3 tane örnek kod, yani kod bloğunun, daha doğrusu 3 tane örnek uygulamanın adım adım yazılmış haldeki kısımlarını inceleyip aslında bunları neden ve nasıl yapmışlar onlara bakmak istiyorum. Bu uygulama yapılırken, şu an yapmaya çalıştığımız uygulama da aslında bir tane Mars üzerinde bulunan işte emlak içeriklerini şu şekilde simgeleştirmişler ve bunların listelenmesi, işte filtrelenmesi ve detay bilgilerinin gösterilmesi üzerine kurulu. Biz bu bilgileri alabilmek için aslında bir tane web server'a istek atıyoruz. Yani bu tipik bütün uygulamaların çalışma, yani çoğu uygulamanın çalışma prensibini yansıtıyor bize. Ve bunun sonucunda da ilk etapta hedefimiz, yani uygulama içerisinde ekrana kaç tane Mars üzerinde bulunan bu içeriklerin sayısını basan bir istekte bulunuyor. Aslında hedefimiz basit bir şekilde, ama bunu yapabilmek için hangi aşamalardan geçiyor, uygulama içerisinde ne gibi kodlar yazmamız lazım, bu kodları yazabilmek için de hangi kütüphaneleri kullanmamız gerekiyor. Aslında temelde bu kodlab'in odaklandığı noktalar bunlar. Şimdi ilk önce bir uygulamanın içeriğine bakalım. Yani bu uygulama iki tane fragment'tan oluşuyor toplamda. Genel olarak baktığımızda bir overview fragment dediğimiz, bu listelerin yer aldığı fragment. Bir de herhangi bir görsele tıkladığımızda açılan detay ekranının bulunduğu fragment. Ben arada buradan dönüp içerikleri takip edeyim. Yani normal bir, çok basit anlamda bir Android uygulamasını düşündüğümüzde, yani günümüzde 2021 yılında yazıldığında temel bir akış var. Fragment üzerinde aslında o UI state'in değişimini observe eden bir observer yapısı var ve bunu vModel dediğimiz bir katmanda sürekli o datayı UI tarafına besleyecek şekilde bir kurgu yer alıyor. Tabii bunu ne için yapıyoruz? Uzak bir remote server'da bulunan bir API'ye istek atabilmek için. Bunu da sağlayabilmek için aslında community tarafından, yani geliştirilmiş de denebilir artık, Retrofit adında bir kütüphane kullanıyoruz. Retrofit bizim REST bir API'ye rahatlıkla bir API call gerçekleştirebilmemizi sağlayan ve hani hem yazımı hem de okunuşu son derece basit olan bir kütüphane. Ve biz de bu uygulama, yani buradaki kodlab içerisinde bunların nasıl yapıldığını göreceğiz. Ben bir yandan da kod tarafına geçeyim. Ondan önce yorumlarınız varsa onlara da bakayım. İlk etapta bir tane uygulamanın yazılırken hangi içerikler, hangi kavramlar var, bunlara odaklanalım.
Bu içerikleri de ona göre size anlatmaya başlayayım. Şimdi ilk önce bir tane aslında URL ihtiyacımız var. Yani her bir API'nin, API call'unun bağlanmış olduğu bir URL bulunmakta. Bu URL'i de biz içeriklerin barındığı kısımlar şunlardan ibaret. Bir base URL'imiz bulunuyor ve bu base URL'in sonuna da aslında endpoint noktaları gelerek bunun hangi işlemleri yaptığını, ne gibi işlemler yaptığını, yani bir içerik mi oluşturuyor ya da bir içeriği mi veriyor ya da bir içeriği mi siliyor. Bunlara göre şekillendirmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bir base URL belirliyorum kendime. Burada örnekte Android Kotlin Fan Mars Server AppSpot.com olarak verilmiş. Bu benim base URL'im. Yani aslında bütün yapacağım istekler şu URL'in sonuna eklenerek oluşturulan URL'ler olacak. Şimdi burada temel bir iletişim prensibi var. Ben bu server'a bir istekte bulunuyorum. O server bana bir yanıt dönüyor. Bu yanıt aslında benim için bir JSON modeli. En azından bu örnek uygulama için. Burada sonuçta uygulamada, yani ya da yapmış olduğunuz bütün projelerde de görebileceğiniz gibi içeride belli bir takım data objeleri geziniyor ve ben bu data objelerin gezinmesiyle birlikte uygulamanın içindeki bütün sayfaları oluşturabiliyorum. Peki burada şöyle bir köprü oluşması gerekiyor. Ben bir API istek attım. Oradan bana bir JSON formatında data geldi. Ben bunu içeride bir data objesine çevirip hayatıma devam etmek istiyorum. Burada da Mushi adında bir kütüphane kullanılıyor. Bu kütüphane alıp benim bu JSON formatımı aslında belirlemiş olduğum data formatına çeviriyor. Murat Bey, çok özür dileyerek ekranın tamamını değil de yalnızca sayfayı paylaşma imkanınız var mıydı acaba? Çünkü çok küçük görünüyormuş şimdi, şeyden de baktık biz yorumlarda. Hem biraz ekran fontunu, yazı fontunu büyütüp biraz da ekran tam ekran olarak, yani sadece sayfayı paylaşırsanız çok daha iyi olur. O zaman bir saniye. Burada şeye geçiş vardı ama onu bulamadım şu an. Dilerseniz tam ekran yapın. Daha sonra yayın tarafından sabit bir ekranı paylaşıp oradan şey yapabilirsiniz. Tamam, o zaman bir saniye. Ekran paylaşımı kapatayım ben. Tamamdır. Ben tekrar alacağım. Bir de yazı fontunu da biraz daha büyütebilirseniz, o da aklınızda olsun. Tamamdır. Şimdi yazı fontunu büyüttüm. Harika. Yeterli mi yazı fontunu büyütmek? Şu an Android Studio'da tam ekran yaptım. Bence yeter ya. Tekrar paylaşayım ben. Aynen. Evet. Tabii ki Android Studio ekranı paylaşırsanız gayet yeterli olacaktır. Sadece Android Studio'yu mu paylaşayım peki? Bu birazcık zor olabilir ya. CodeLab tarafında bir şey olmayacaksa tekrar sadece Android Studio olması gayet işlevsel olur. Ama o tarafa da geçiş yapacaksanız eğer. Ekranı da emülatör de göstereceğim. O yüzden hepsini paylaşayım. Tamam. Şu an bu yeterli mi peki? Şu an tamam, bu yeterli mi? Bu boyut bence yeterli gibi. Kesinlikle gayet şu an iyi görünüyor gibi. Bir tık daha büyütebilirsiniz. Tamamdır. Ben tekrardan çıkıyorum. Teşekkürler. O zaman kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi bu kısımda objeleri yani gelen bu objeyi aslında JSON formatını günün sonunda bir data objesine çevireceğim. Bunun için de Mosh adına kütüphaneyi kullanıyoruz. Ve bunun da aslında güzel bir builder paterni var ve ben bunu
bir JSON adaptör faktörü kurarak aslında Kotlin'e uygun halde yazılmasını sağlıyorum. Çünkü Kotlin'in belli bir takım dil özelliklerine de yararlı olacak. Yani default value tarzında içerikler ya da nullability içeriklerine yönelik desteklerini de sağlayabileceği için bunu kullanmamız güzel bir, yararlı bir durum bizim için. Şimdi bundan sonra aslında benim ihtiyacım olan şey retrofit'i ayağa kaldırmak. Yani retrofit neydi? Benim API ile aramdaki arayüz. Yani bunu sağlayabilecek kısım retrofit. Retrofit'in de aynı şekilde bir builder pattern mantığıyla ayağa kalkan bir yapısı var. Şimdi burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir tane converter faktörü ekliyoruz. Yani o JSON formatını günün sonunda data objesine convert edecek kısım burası. Ve BaseURL koyuyoruz. BaseURL de yukarıda tanımladığım kısımda. Şimdi bütün oluşturulan endpointlerin hepsi şuradaki BaseURL'i kullanıp inşa edilecekler. Buraya kadar kısımlar aslında bütün uygulamalarda tipik olarak aynı davranışları sergilendiği kısım oluyor. Bir tek şuradaki mush yerine daha farklı converter kütüphaneleri de kullanılabilir ama hani günümüzde Kotlin'le de entegrasyonu en yüksek olan kütüphanelerden biri mush olduğu için en fazla tercih edilen kütüphane denebilir. Retrofit'in aslında REST API yapılarına çok böyle uygun olmasının en önemli güzel yani yanlarından biri de şuradaki kısım. Şimdi bir interface yazmamız gerekiyor bizim. Bu interface ne işimize yarayacak? Bunun içerisine yazmış olduğumuz aslında public metotlarla ben API'de yer alan bu endpointlerin hepsini burada aslında bir şekilde maplemeye çalışacağım. Yani işte tipik HTTP request'lerini hatırlarsak işte get isteğini mesela buradaki örnekte get isteği var ya da işte bir post request olabilir ya da bir put request ya da delete herhangi birini buradaki annotation'lar yardımıyla ben kullanabilirim. Şimdi zaten bütün hepsi retrofit içerisinde burada yer alıyor. Ve şurada zaten diğerlerini de burada bulabiliyoruz. Mesela get'i burada görebiliyoruz. İşte head isteğini ya da post mesela put. Hepsi burada. Daha farklı uygulamanın içeriklerine göre lazım olan kısımları da kullanabilirim. Ama şu an için bize verilen örnek uygulamada sadece get request kurulmuş. Şimdi burada endpoint'in bizim için yerini tanımlamış oluyoruz. Yani BaseURL'imiz buydu. Bundan sonra hangi lokasyonda barınıyor bu endpoint? Yani bu içerik hangi lokasyonda barınıyor? Onu buraya yazıyorum. Şu an bir coroutine ile geliştirmiş bir uygulama yer aldığı için ve retrofit de aslında kendisi first citizen olarak bunu desteklediği için ben doğrudan return type'ımı buraya koyuyorum. Yani aslında şu, ben bir istek atacağım. Bu isteğin sonucunda bana bir JSON array gelecek. Ve ben bu JSON array'i de otomatik olarak uygulamama maplemek istiyorum. Tamamen aslında ilk noktadan beri anlatmaya çalıştığım olayın hepsi şurada gelip şekillenmiş oluyor. Buradaki annotation dediğim gibi bir get isteğinin yani bir HTTP metodunun türünü ifade ediyor. Buradaki aldığı value parametresi de hangi endpoint içeriğini yer aldığını söylüyor. Buraya yazmış olduğumuz metot da, yani metodun return type'ı da aslında bana gelen JSON list'in şurada bulunan kütüphane aracılığıyla list of Mars property'ye dönüştürüleceğini aslında tanımlamış oluyor. Bu sırada sorunuz var mı? En sonunda da benim bu API objesini ayağa kaldırmam lazım. Yani istek atabilmek için. Burada çok temel anlamda yapabilmek için bir tane aslında singleton bir obje oluşturuyoruz. Yani buradaki obje singleton olarak bize gelecek ama ben bu retrofit servisin içeriğinin aslında ona erişildiği anda init edilmesini istiyorum. Yani buradaki by lazy keyword'üyle ben bu retrofit servisin erişil, yani o an hangi
sınıf tarafından kullanılacağı an bunu ayağa kaldırmak istiyorum. Şimdi bunun oluşturulma prensibi de şu şekilde. Retrofit'i zaten şu tepede oluşturmuştum. Retrofit'in create diye bir tane metodu var. Bu şunu yapıyor. Aslında benim için en sonunda oluşturmuş olduğum bu retrofit, yani build etmiş olduğum retrofit instance'ını şu tipte, yani burada görmüş olduğumuz Mars API Service interface'i içeriğiyle oluşturmaya çalışacak. Bunlar tabii, bu çok basit ve temel anlamda tek bir endpoint istek atan uygulama olduğu için buradaki interface'in sayısı ve içinde barındırdığı metot kısa ve sayısı olarak da bir tane, ama işte normal ya da daha geniş kapsamlı bir uygulama yaptığımızda buradaki retrofit instance'larının sayısı birden fazla olabilir, olmaya ihtiyacı olabilir ya da buradaki interface'lerin sayısı da hani birden fazla olabilir. Çünkü sayfa sayısı arttıkça aslında farklı endpoint'lere bağlanma olasılığınız da artıyor olacak. Bu yüzden buradaki içerikten hani farklı uygulama veya farklı örneklere baktığınızda sayısı olarak buradakinden çok fazla olabilir. Şimdi ikinci akışına gelelim. Bu arada ben arkada uygulamayı da çalıştırayım. Bu uygulama ne yapmaya çalışıyor? Ona bakalım. Şimdi ben aslında çalıştırdığımızda şunu gördük. Yani bir istek attı ve 838 tane elemanın büyüklüğü olan bir içeriği getirdi. Şimdi fragment ve aslında isteği attığımız ve istekleri atma noktasına geldiğimiz kısma gidelim. Şimdi detail fragment'ta bugün işimiz yok. O yüzden detail'ı daha sonra açayım. Ve overview fragment dediğimiz kısma gelelim. Bu fragment şurası. Şu kısım bunu ifade ediyor. Şimdi dönelim tekrardan. Ve neler yapmışız ona bakalım. Şimdi burada bir fragment var. Fragment içerisinde ben V modülü oluşturdum. Ve vModule aslında lazy olarak burada init edilmiş durumda. Ve buradaki binding objesini aslında lifecycle owner'ı verdim. Ve en sonunda da oradaki vModule instance'ını XML'e bind ettim. Zaten konumuz şu an bu değil. Biz tekrar esas odak noktamıza dönelim. Nasıl bir API'ye istek atacağız? Esas muhabbet burada. Şimdi burada istek atarken kullanılan, daha doğrusu yardımcı olacak kısım Coritin sayesinde ben buradaki isteği gerçekleştirebilirim. Burada farklı içerikler, yani daha doğrusu farklı kütüphaneler kullanarak da ben bu API kollarını sağlayabilirim. Mesela doğrudan Retrofit'in kendi içerisinde call yapısı var. Bunlar ama belli bir takım callback'ler sayesinde gerçekleşiyor. O da ne? Bir API isteğinin iki tane durumu vardır. Birincisi, yani herhangi bir sayfa üzerinde, yani mesela ben burada isteği gördüm. Şurada sonucu gördüm. Bu bir success ekranı. Yani ilk beklediğim kısım success. İkinci beklediğim kısım da error. Mesela bunu nasıl burada simüle edebiliriz? İnterneti kapatalım. Ve açalım. Mesela şu an internet yokken bir exception oluştu ve ilgili kısma ilerleyemedi. Yani burada bir exception geldi ve bu da aslında o vermiş olduğum host name'e erişemediğini söylüyor. O yüzden hani şu anda gördüğümüz üzere bir uygulamanın iki tane temelde state oluyor. İstek attıktan sonra ya başarılı olarak ekranda result'ı görürüm ya da error durumu artık neyi gerektiriyorsa o an onu gösteririm. Şu an sadece bana gelen exception içeriğindeki mesajı ekrandaki bir text view'e basıyoruz. Ya da success'te de şurada result'ın size'ını basıyoruz. Geri döneyim.
İkinci durum, mesela popüler olan kütüphanelerden bir tanesi işte RxJava kullanarak da bunların gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Şimdi bir takım aksiyonlar almamız gerekiyor. Onlardan biri şu, şunu kaldıralım. Şimdi uygulama şu an hata verdi. Peki bunun neden hata verdiğine bakalım. Şunu tekrar çalıştıralım. Şimdi bizden istediği kısım şu. Şimdi ben sonuçta internete bağlanacağım. Yani bizim kullanıcımızın telefonundan internete çıkış gerçekleştirip yani orada bir yere bağlanıp istek atacağım. Şimdi bu günün sonunda bir istek için izin alınması gereken bir durum. Yani internet izni almam gerekiyor. Bunun zaten görmüşsünüzdür. Google Play Store'dan uygulama indirirken orada sizden hangi izinleri istediğine yönelik bir içerikte bir liste duruyor. O listenin içerisinde de bir tanesi bu. Şimdi yeni izin çeşitleri aslında iki türlü. Birincisi otomatik olarak izin alınan kısımlar. Mesela internet izni için kullanıcının ekranına çıkartıp izin almanıza gerek yok ama mesela lokasyon izni alırken bu izni kullanıcından o an almanız gerekiyor. İki tip izin şekli var. Şimdi burada internet iznini verdik. Güzel bir şekilde. Bunu böyle bu şekilde çalıştırdığımda sorun çıkmadı. Yani unutmamamız gereken durumlardan bir tanesi de bir API call gerçekleştireceksem benim internet iznini burada Android Manifest dosyasına tanımlamam gerekiyor. İkinci duruma geçelim. Ben istek atacağım. Burada bir vModule scope oluşturuyorum. Bu aslında vModule bir Android uygulamasında lifecycle aware bir component. Yani fragment'in ya da activity'nin lifecycle'ına bağlı olarak hareket eder ve uygulamanın işte arka plana gitmesi ya da başka bir uygulamanın bizim uygulamanın üzerine gelmesi gibi lifecycle'ında değişimlerin meydana gelebileceği durumlarda aslında uygulamanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Burada vModule scope'un bana yardımcı olacak şey şurada geliyor. Bu scope vModule'a endeksleniyor. Yani vModule benim fragment'ıma endeksli, onun lifecycle'ına. Bu da şu demek anlamına gelir. Fragment lifecycle'ı öldüğünde aslında benim de beklentim burada gerçekleşen işlemlerin her biri bir resource kullanacağı için ve bu resource'lar da uygulamanın sağlıklı ve hızlı bir şekilde çalışmasını engelleyip ya da onu destekleyecek kısımda olacaktır. O yüzden ben bu vModule scope yardımıyla aslında şurada yeni bir coroutine scope launch ediyorum. Bu bir vModule içerisinden gelen bir yapı ve ben bunu kullanarak aslında vModule clear edildiği an bu scope'un da cancel edeceğini, yani oradaki API call'un cancel edileceğini söylemiş oluyorum. Zaten buradaki comment'te de aynısı yazıyor. Şimdi şurada iki tane kavram var. Birincisi bir API call isteği attığınızda bu aslında bir ekranı yani UI'yi bloklayan bir şeydir. Sorumlu bir developer olarak burada kullanıcının o anki yapmış olduğu aksiyonu hiçbir şekilde kesmiyor olmamız gerekiyor. Bu kısımda varmamız gereken nokta şu. Burası bir retrofit. Benim için buradaki o sorumlu developer tarafında yer alan kütüphane. Yani background thread'de bu işlemlerin çalışacağını bana söylüyor.
Şimdi ben burada aslında bir main thread üzerinde isteği başlatıyorum. Ve ondan sonra şurada görmüş olduğumuz kısım aslında bir API sorgusunun atılmasından sorumlu. Yani burada ben istek atarken hiçbir şekilde UI'm bloklanmayacak. Ama ben burada bu şekilde bir aksiyon almazsam zaten UI blokladığım için bir exception alacağım ve aslında orada kullanıcımızı mutsuz etmiş olacağız. Şimdi buradan devam edecek olursak, ben burada API sorgusunu atıyorum. Zaten yaptığı şey şuradaki kısma bağlanıp API sorgusunu geliştirmek. Burada herhangi bir aksiyon almıyorum. Çünkü zaten bunun için kütüphane kullanıyorum ve kütüphanenin ilgili metodunu çağırdığımda o benim için suspend edilen bir fonksiyon da olduğu için isteği atmak için ayrılıyor, isteği atıyor ve response'unu bana geri getiriyor. Bu şekilde bakabiliriz. Yani burada bir akış söz konusu. Ben bu akışı suspend ediyorum. Burada getProperties içeriği ilgili istek aksiyonunu gerçekleştiriyor. Daha sonra sonucunda bir success ya da bir error alıyor. Success'i aldığı durumda zaten yani coroutine'le yazılmış olan projelerin aslında okunabilirliğinin yüksek olmasının olayı burada. Satır satır ilerliyorum. Ben burada bu isteği attım. Zaten bu bir suspend function'dı. Ve bu istek tamamlandı. List result'ım geldi bana. Ve ben bunu burada LiveData'daki value'mun üzerine bastım. Şimdi LiveData dediğim kısım da aslında benim ekranımın, yani burada ekranım fragment'ım oluyor. Fragment'ımda az önce görmüş olduğunuz o string'in update edilebilmesini sağlayan kısım. Yani ben bu LiveData'yı aslında dinliyorum ve bana bir şeyler göndermesini bekliyorum. Tam şurada onu set ettiğim noktada success'imin result'ı geliyor. Burada bir işler yolunda gitmezse ne olacak? Yani bir error mekanizması kurulması gerekiyor. Şu an burada çok basit anlamda bir error mekanizması var. Bu da nasıl gerçekleşiyor? Yani tipik bir try catch yaparak aslında şu akış üzerinde bir exception fırladığında ben bunu burada catch'te yakalıyorum ve bu exception'ın mesajını ekrana basıyorum. Az önce gördüğünüz, yani bu kısımda internet yokken, bir daha onu göstereyim. İnternet yokken gelen mesaj da şuradan gelmiş oluyor. Buradaki metodum benim demiştim ki suspend fonksiyondu. Yani aslında normal bir tipik uygulama akışı şu şekilde gerçekleşecektir. Şu akış olacak. Sonra hemen buraya gelecek. Sonra altındaki satır devam edecek. Ama ben buradaki metodum suspend bir fonksiyon olduğu için şu akışı durdur ve onun aynısını bir yerde çoğalt, yani kopyala, bu akışı devam ettir. Yani bu akış dediğim şuradaki getProperties akışını tamamla. Sonra tamamlanmış sonucu, yani list of must property'yi buraya geri getir. Normal şartlarda böyle bir düz bir senkron bir uygulama akışının olması mümkün değil, ama buradaki suspend function yardımıyla şuradaki kod senkron bir akış gibi görünüyor, ama aslında yan tarafta yeni bir API kolu gerçekleşiyor ve ben onun sonucunu bekliyorum. Bu sonucu geldiğinde list result'a eşitleniyor ve günün sonunda da ben bunun size'ını buradaki live data'ya gönderiyorum. Yani buradaki suspend olması aslında bu işe yarıyor. Şurada gördüğünüz bir fonksiyona, yani burada görmüş olduğumuz akış aslında hiç asenkron bir görünümlü akış değil. Ama ben bu sayede aslında buradaki akışın yan tarafında yepyeni bir, o an geçici olan yepyeni bir akış kuruyorum. Bu API sorgusunu gerçekleştiriyor ve bana result'ını getiriyor. Olaya bu şekilde bakabiliriz. Sonra yaptığımız işlemde tamamen bir data binding kütüphanesini kullanarak şuradaki Android'deki text field'in setText metoduna veya buradaki text
property'sine bir modulun response'unu eklemek. Response dediğimiz de aslında şuna denk geliyor. Yani bir temel, en temel anlamda, yani hiçbir efor harcamadan çok basit bir şekilde herhangi bir API sorgusuna atabileceğimiz istek örneği budur. Şimdi burada şöyle bir durum var. Vmodel dediğimiz kısım aslında bir fragment, yani bir lifecycle owner'a bağlı olarak çalışan bir yapı. Bu init metodu da neden init metodunu da atmamızın nedeni de aslında bu sorguyu bu fragment'ın hayatı boyunca bir kere atmasını kolay yoldan garantilemek. Bu da vmodel'ın aslında teknik olarak yapısının bize sağlamış olduğu avantajlar sayesinde gerçekleşiyor. Ama günün sonunda benim odak noktam tamam olarak burası. Ben bir isteği atabilmek için bir vmodel scope oluşturuyorum. Bu önemli çünkü burada lifecycle ile ilgili bir aksiyon gerçekleştiğinde ben kullanıcımın ya da uygulamamın üzerinde herhangi bir leak oluşmasını ya da bir deneyim sorunu oluşmasını engellemek istiyorum. O yüzden buradaki vmodel scope içerisinde coroutine scope'umu launch ediyorum. Ve isteği gerçekleştiriyorum. Bunun da olayı tamamen suspend olarak işaretlenmesinde. Zaten suspend fonksiyonları da şurada Android Studio bize gösteriyor. Buradan da anlayabiliriz. Ve vmodel scope'un içerisinde yer aldığımda da bu isteği atabiliyorum. Şimdi şöyle bir şey daha göstereyim. Şimdi normalde bir suspend fonksiyonu sadece bir suspend fonksiyondan, yani başka bir coroutine builder'ından ya da başka bir suspend fonksiyonundan çağırabilirsiniz. Ben burada bir coroutine scope zaten oluşturduğum için gönül rahatlığıyla burada çağırabiliyorum suspend fonksiyonumu. Ama eğer böyle bir durum olmasaydı, yani eriştiğim nokta doğrudan vmodel scope üzerinde olmasaydı, o zaman onu da bir suspend fonksiyon üzerinden çağırmam gerekirdi. Ama zaten tipik olarak her yerde görebileceğimiz örnek uygulama akışı bu şekilde olacak. Aslında ilk örnek proje bundan ibaret. Başka sorunuz varsa onları cevaplayayım, yoksa ikinci soruya geçeceğim. İkinci örneğe geçeceğim. Ve bu yayınların ikinci serisinde de en sonunda ki dersi anlatıp hani genel olarak nasıl yapıyoruz bu işleri, nelerle karşılaşıyoruz, onlara odaklanmayı düşünüyorum. Bir varsa sorunuz onu cevaplayayım. Hemen şu soruya da cevap vereyim. Şimdi bu sorunun iki tane cevabı var. Birincisi, yine retrofit kullanırken her şey buradaki annotation'larla gerçekleşiyor. Yani mesela burada dokümantasyonun içeriğinde de zaten örneği var. Mesela header ekleyeceğiz. Demiş ki burada accept language header'ı ekleyelim. Ben bu header'ı da yine get isteğini attığım gibi yanında bir header parametresiyle, yani header annotation'ıyla gönderebilirim. Yani aklınıza gelebilecek her türlü HTTP request'in içerisinde yer alan yapı burada retrofit tarafından bize sağlanmış durumda. O yüzden hani ilgili kısımlara buradan erişip işte bir resource'u silmek istiyorsak delete'i kullanabiliriz. Header datası göndermek istiyorsak header annotation'ını ekleyebiliriz. Yani burada bütün hepsi barınıyor. Query göndermek istiyorsam mesela buradaki get'in içeriğinde bir filtreleme aksiyonu gerçekleştireceğim. Bir query string göndermek istiyorum. Diyelim ki kiralık property'leri bana getir dediğimde ben bunu bir query olarak göndermem gerekiyor. Yani tipik HTTP request'in içerisinde yer alan aksiyonların hepsini buradaki annotation'lar sayesinde sağlayabiliriz. Tamam, başka soru gelirse de tekrar geri dönüp oradan devam ederim. Şimdi ikinci örneğe geçeyim.
de uygulamayı run edelim. Ben buraya şey ekleyecektim. Hemen onları silelim. Bunu eklemeye vakit kalmamıştı. Şimdi internetimiz yokken bu sefer hani uygulama biraz daha şekillenmeye başladı. Yani bir görsel göstermeye başladım. Başladı örnek uygulama. Şimdi onu internetimizi açtık ve istek attık. Şu an ekranda bu görselleri gördüm. İşte orada 800 küsür tane aslında istek geliyor. Şimdi burada odaklanacağımız nokta aslında böyle bir liste yapısını nasıl ekranda gösteriyoruz ve bunu sağlayan Android içerikleri, Android kütüphaneleri neler? Bunlara odaklanalım şimdi. Tekrar aynı V-Module'a geri dönüyorum. Şimdi V-Module'unda bazı değişiklikler görüyoruz. Buradaki olaylar iki tane değişiklik olduğunu görüyoruz. O da birincisi artık ekranda bir loading ya da error ya da işte success gibi durumlar oluyor. Normal uygulamalara baktığınızda zaten uygulama ilk açıldığında yani bir sayfası ilk açıldığında ekranda bir loading görürsünüz. İşte bu ilgili uygulamaya bağlı olarak yapılan bir animasyon olur. Daha sonra işte istek atılır o loading ekranda görüldüğü sırada ve bittiğinde success ya da işte bitti gibi bir statüse geçiririm. Ve ya da hata alırsa az önce işte internetin olmadığı senaryoda mesela hata alıyordu. Hata alırsa da burada bir errorla ben bu akışı sağlıyorum. Şimdi buradaki değişim bu. Yani az önceki yerlerde hani suspend fonksiyonda bu akışlarda bir değişim gerçekleşmiyor. Bunlar sabit. V-Module Scope yine launch edildi. Burada tek fark şu an yeni bir live data daha ortaya çıktı. Yani status. Bu da az önce bahsettiğim loading, success ve error state'lerini gerçekleştiren bir yapı. Şimdi isteği attık. İsteği attığımda ilk gördüğüm kısım benim loading. Yani ben burada status value, status live datasını şuradaki loading statüsüyle update ediyorum. Daha sonra yani burada 67. satırdaki kısımda properties'in içeriğinde yer alan kısmı şuradaki properties value'suna basıyorum. Şimdi bunlara bakalım. Bu live data Mars API status kabul ediyor. Bu bir data holder olduğu için içerisinde hold edeceği data da Mars API status. Properties ise list of property. Yani buna bakalım neymiş mesela. Şimdi burada bir Mars property data class'ım var. Şimdi benim istek attığım endpoint'in sonucunda bana bir imaj URL'i geliyor, bir type'ı geliyor, bir de ücreti geliyor bunun. Şimdi bunlar aslında o attığımız endpoint'in bize döndüğü kısımlar. Şu şekilde içeriklerle karşılaşabiliriz. Şimdi mesela buradaki yazım stili alt tireli. Ama ben aslında benim uygulamama uygun olarak daha farklı bir syntax kullanıyorum. O yüzden burada JSON'daki naming'in nasıl göründüğünü ben buradaki yani benim sınıfımdaki kısmını metot bu annotation yardımıyla maplemiş oluyorum. Yani şu görünümlü field'ı buradaki string değerine eşle. Bunu her biri için de yapabilirim. Ama sadece yazı fiyatların namingleri farklı olanlara kullanmak hani biraz daha basit oluyor. Kullanmadığımız durumda da Moshi zaten yeterince akıllı. Yani bunları doğrudan birbiriyle mapleyebiliyor. Bu benim API kolumda kullandığım API kolumda kullandığım isteğimdi. Yani list of Mars property'ydi. Bunu Moshi oradaki JSON array'i aldı. Buradaki list of Mars property'ye mapledi. Şimdi isteği attık. Her şey yolunda.
Peki bunlar ne yapılıyor? Ne oluyor? Ona bakalım. İlk önce şu ekranda gördüğümüz, yani görünüm nasıl oluyor? Bu grid yapısı nasıl oluyor? Ona bakalım. Şimdi burada bir Recycler View kullanıyoruz. Hemen oradan da XML dosyamızı da açalım. Burada bir Recycler View var. Yani Recycler View benim için ekranda aşağı doğru scroll ederek gördüğüm contentleri gösteren bir Android widget'ı. Bunun bazı görünümünü sağlayan bir takım attribute'ları var. Onlardan biri Layout Manager. Layout Manager dediğimiz kısım aslında bunun, yani scroll aksiyonunun hangi yönde olacağını, ondan sonra görünümünün nasıl olacağını, yani tek elemanlı olarak mı gidecek ya da buradaki gibi grid olarak mı gidecek ya da boyutları sabit olmayan bir şekilde hani yerleşik, yani Pinterest görünümünde de diyebiliriz ona. O şekilde mi olacak gibi böyle bir takım layout manager'lar bulunuyor. Zaten Recycler View'in buradaki sınıflarını görürsek, mesela linear layout manager aslında lineer doğrultuda, yani bu, hemen sınıfını da açalım. Lineer doğrultuda gerçekleşeceğini, yani bu horizontal'da mı olacak ya da vertical dikeyde mi olacak? Bunları bize söylüyor. Ya da şu grid layout manager da aslında günün sonunda bana Pinterest örneğini hayata geçirmemi sağlayabilir. Lineer layout manager kullanmıyoruz burada. Şu an grid layout manager kullanıyoruz. Yani daha kullanılmış. Şimdi burada bazı bir takım özelliklerden hemen hızlıca bahsedeyim. Birinci span count dediğimiz kısım ikili ikili görünmesini sağlayacak. Yani ikili spanlemeye başlayacak bu ekranı. Şurada yine bir data binding kullanarak aslında gelmiş olan o işte 800 küsür tane property'yi ekrana basabilmek için burada bir tane data binding adaptörü yazılmış. Binding adaptörün güzelliği şu. Yani çok aşırı bir aksiyon almadan ben bir recycle view'e buradaki, yani list mass property'yi göndermek istiyorum. Şimdi bunu yapabilmek için adaptöre benim bu listemi submit etmem lazım. Yani şu submit list metodu adaptörün kullanmış olduğu base adaptör içerisinde yer alıyor. Şimdi ben bu adaptörü, bu arada zaten bu sadece tekil bir adaptörde kullanabilmek için barınıyor. Hemen adaptörü anlatayım. Recycle View'in ikinci parçası da, birinci parçası layout manager'ıydı. Yani onun ekranda nasıl şekilleneceğini, hangi layout yapısında görüneceğini bana söylüyordu. Adaptör de aslında her bir elemanın o ekrana yerleşmesini, yani bind edilmesini sağlayan bir yapı. Yani bir köprü. Sizin data kaynağınız ile Recycle View arasında bir köprü. Onun yapılarını kurguluyor. Bir sorulara bakayım. Murat Bey, ara vermek isterseniz ara verebilirsiniz. Aradan sonra da sorulara bakabilirsiniz. Yok ya, bunu anlatayım. Hazır. Ondan sonra soruları toplayayım. Tamam. Sorulara ben yine yardımcı olurum size. Tamamdır. Şimdi ben bu adaptörü kullanabilmek için, şimdi normalde şöyle şuradan anlatayım. Bu adaptörü scroll ediyorum ve sürekli buradaki imajları görüyorum. Şimdi bunların her biri sırası geldiğinde bind edilen, yani ekrana konulması gerekiyor. Onu sağlamak için de aslında bir viewholder kullanıyorum. Recycle view'in her bir elemanını burada hold eden yapı, yani buradaki ikinci, üçüncü yapımızda bir viewholder yapısı. Şimdi bunu sağlayabilmek için ben bu viewholder'ı aslında binding adaptörle eşleştiriyorum ve her bir satır oradan scroll ettikçe, yani burada scroll ettikçe şuraya düşüyor. Ve bu sayede ben
Mars Property içerisinde yer alan artık işte imajdır, teksttir vesaire bütün datalarını buradaki arayüzümü, arayüzü tasarımına bağlı olarak da yerleştirebilirim. Şimdi Binding Property, buradaki Mass Property Binding objesine set ediyorum. Şimdi buna gidelim. Bunlar Android Studio'nun aslında kolaylıkları. Burada Binding objelerini doğrudan zıplayabiliyoruz. Burada bir yine layout'um var. Bu layout içerisinde Image View'im var. Bu Image View'e doğrudan buradaki Property'yi buraya bind edeceğim. Yani şurada gördüğümüz 35. satırda gördüğümüz kısımla. Bunu hallettikten sonra şunu yapmamız gerekiyor. Şu satırı çağırmamız lazım. Execute pending'i. Çünkü doğru bir boyutu, yani recycle view'in doğru boyutlandırmasını yapıp hemen o satıra burada gelmiş olan mass property görselini bind etmesini hemen sağlamış olacak. Bunu çağırmazsanız aslında burada onların görünmediğini göreceksiniz. Şimdi her şey okey. Ama bu külfetli bir aksiyon. Yani sürekli buraya gel, işte bunları yerleştir, recycle view burada bu recycle mekanizmasına yardımcı olabilecek şekilde. Yani daha doğrusu recycle değil de ekranda görünen kısımlar ekrandan çıktığında onların yerine yeni gelenleri kullanıp devam ediyor. Aslında o mekanizmanın hani eski kullanılan view'leri tekrardan burada kullanılacak şekle geliyor. Şimdi bu kısım okey. Ama genelde liste aksiyonlarımız bu kadar statik olmuyor. Genelde bu listede bu item'lar, aksiyonlar sonucunda değişiyor. İşte bunu favoriye ekleyebiliyorum ve buradaki favori ikonu state değiştiriyor. Ya da siliyorum buradan listemden bir eleman kaldırıyorum o listeden uçuyor. Bunlar aslında külfetli aksiyonlar. O yüzden bir diff util adında bir mekanizması var. Recycle view'in içinde duran bir sınıf bu. Bu bir tane işte farklılık algoritması kullanıyor. O algoritmayı bizim burada şu callback'i tanımlayarak neye göre bu farklılığı bulacağını söylememiz gerekiyor. Bunun da iki tane içeriği var. Bir are items the same, bir de content'in same olmasıyla alakalı. Yani content'in same olması demek, yani aynı olması demek. İşte bunun content'ten anladığımız nokta şunun içeriği. Ben de burada ne farklı olabilir diye düşünüyorum ve hani her bir property'nin ID'si farklıdır diye düşünüyorum ve adaptörümde diyorum ki diff callback'imde ID'lerimi birbiriyle kıyaslayayım. Ya da item'ların ikisi mi aynı diye kıyaslayayım diyorum. Ama burada hani önemli olan şey aslında şu kısmın implementasyonu. Bu sayede bu list üzerinde herhangi bir değişim meydana geldiğinde diffutil benim için bütün listeyi yenilemek yerine sadece ilgili item'ı yenileyerek hem performansımı arttırıyor hem de daha güzel bir hani kullanıcı deneyimi kazanmış oluyorum. Bir recycle view, daha doğrusu recycle view adaptörü implement etmeyi istediğinizde 3 tane metodu override etmemiz gerekiyor. Burada 2 tanesini override ettik. Diğeri de zaten onun kaç tane eleman olduğunu, yani size'ını söyleyen metodu. OnCreate view holder adından da anlayabileceğimiz gibi yeni bir tane recycle view item için view holder oluşturuyor. Ben burada binding objemi gönderiyorum ki hani bind edeceğim zaman o ilgili binding objesini, yani şu satıra denk gelecek olan binding objesini burada kullanabileyim. OnBind view holder da aslında layout manager tarafından çağrılan bir kısım ve şuradaki content zamanı geldiğinde bu bind ediliyor ve ben buradan işte ilgili pozisyondaki item'i alıyorum. Yani o pozisyon artık kaçıncı sırada denk geliyorsa onu alıyorum ve holder'ımı bind ediyorum. Zaten holder'ın da bind metodu böyle. Bu bir zaten design pattern. Bu adaptör design pattern diye bir kavram var. Onun yapısı da bu şekilde. Bu sayede bunu da aslında görmüş oluyoruz. Ve buradaki property instance'ı da buradaki
binding objesine denk geliyor. Şimdi tekrardan XML'e gidelim. Şimdi burada neler oluyor? Ekranda gördüğüm kısım bir imaj view. Yani şunlar. Ve ben bunları şuradaki yani 35. satırdaki yazmış olduğum hemen ona da gidelim. Binding adaptörü sayesinde ekrandaki o imajların görünmesini sağlayacağım. Peki bu nasıl olacak? Bu imaj nasıl görünecek? Yine hani tekerleği yeniden keşfetmiyoruz ve bir kütüphane kullanıyoruz. Glide adında bir kütüphane var. Bu kütüphane benim için imajların işte network kodu atılıp daha sonra download edilip ekranda gösterilmesini sağlayan ya da ekrana yüklenmesini sağlayan bir kütüphane. Bunun yapımı, daha doğrusu yazımı çok basit. Şimdi bu kütüphane temel bir hani builder pattern'e yakın bir şekilde çalışıyor. İhtiyacı olan şey bu binding adaptörün yazımı da şu şekilde. Hangi view için yazıldıysa ilk parametre ben onu koydum. İkincisi de işte istediğim parametre. Bu imaj şu herhalde. Bunu nullable yaptık. Yani başına bir şey null olan bir imaj gelirse burada bir sıkıntı yaşamayalım diye. Şurada da bir left guard'ım var. Burada ben bu imajın URL'ini oluşturacağım. Yani işte HTTPS sorgusunu atacağım ve burada bir full size bir URL oluşturuyorum. Tamam, bu okey. Her şey yerli yerinde duruyor. Şimdi geldik. Nasıl bir internette bulunan bir imajı, yani şunu indireceğim. Ona bakalım. Glide'ı oluşturdum. Glide'ın zaten yapısı şu şekilde. Hemen ikinci metodu with. Ve bunlar günün sonunda işte request manager dönüyor ve ben bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Load ettiğimde o artık bir o request'i artık build etmeye başlıyor. Yani buraya load metodu string kabul edebilir, bir URI kabul edebilir, bir file kabul edebilir. İşte drawable resource kabul edebilir. Yani çeşit çeşit. Bu arada hani sadece internetten indirilen imajlar için değil ama aynı zamanda normal resource dosyalarımızın altında duran ikonları yüklerken de bunları kullanabiliriz. Mesela onun örneği de şu an bu projede yok ama şuradaki kısmı mesela doğrudan Glide üzerinden de yapmayı deneyebilirdik. Yani Glide'ı sadece online imajları indirebilme için de bu şekilde de düşünebiliriz. Şimdi yeni Glide versiyonunda şu şekilde bir request options oluşturmanız gerekiyor. Bunun bizi sağlamış olduğu olay aslında o imajın hani nasıl gösterileceği, yani crop mu edilecek ya da merkezine mi yerleştirilecek, işte animate edilip mi yüklenecek, işte ne gibi bir cache yapısı olacak. Bunların hepsini burada ekliyorum. İşte center'ımı fit edecek. Bunu yaptıktan sonra iki tane çok temel bir görsel eklemek istiyorum. İşte birincisi bir loading animasyon olsun. Yani şurada çıkan bu loading görselini ben şunu ekrana eklemiş oluyorum. Bir de error. Yani error olduğunda bu imaj, yani olabilir imaj yüklenmedi diyelim ki. Mesela şu an bunlar çıktı. Hani internet hatası meydana geldi. İnternetten indirirken işte bir hata meydana geldiğinde de bunlar doğrudan gözükebiliyor. Bu şekilde bir tane ekran, yani ekranın bir satırında bir imajın yüklenmesini şurada görmüş olduğunuz, yani toplamda bir 5 satırlık, 6 satırlık yapıyla birlikte sağlıyorum. Bu da aslında oldukça kolay bir aksiyon. Çünkü günün sonunda ben bir API'ye istek atıyordum. O istek atarken gördüğünüz üzere bütün hepsi hazır kütüphaneler sayesinde gerçekleşti. İşte retrofit benim isteğimi atmamı sağladı. Moshi bana gelen datayı işte data objesine convert edebildim. Daha sonra işte suspend fonksiyonlar, coroutine'lerle bunların doğru ve asenkron olarak çalışmasına yardımcı oldum. Ekranda bir liste ekleyeceğim zaman recycle view kullanarak hani
kolay bir şekilde bir listeyi ekrana basabildiğim, işte Recycle Reef adaptörüyle birlikte bunun ekranda kolay bir şekilde basılmasını sağladım. Data Binding kütüphanesinin hani benim kod yazımımı kolaylaştırması için binding adaptörlerini kullanıyorum. Bu binding adaptörler de bana daha kolay bir syntax'la hani XML'de hızlı bir şekilde aksiyon alıp işte ekranda bir text mi basacağım, işte bir image view'in görünmesini mi sağlayacağım ya da bir recycle item'ları mı yerleştireceğim? Bunların hepsini sağlamış oluyor. En son adıma geldiğimde de imajı yüklediğim kısımda aslında tam olarak burası. Bu da bir binding adaptör içerisinde yer alıyor ve ben bu sayede hani binding adaptörümü buradaki normal recycle adaptör içerisinden çıkartarak adaptörümün temel sorumluluğunu ve sorumluluğunu sağlamasını sağlıyorum. Bu adaptör çok basit ve tek bir sorumluluğa sahip olarak hareket ediyor. Yani kendisine gelen bu Mars Property objelerini hani sırası geldiğinde o satıra bind edip devam ediyor. Yani herhangi bir ekstradan bir sorumluluk üstlenmiyor. Hani binding adaptörü bana yararını bu şekilde de düşünebiliriz. Burada bir tane daha binding adaptör var. Bu da aslında şu image view'in, yani o ekranda görmüş olduğumuz, şurada görmüş olduğumuz image view'in statüsünün değişmesini sağlıyor. Şurada bu binding adaptörler şu şekilde iletişim kuruyorlar. App 2.3 üstte Mars API status, yani buraya geldik. Şurada bunun adı şuna denk geliyor. Yani burada mesela image URL olarak görmüştük. Burada list data olarak. İkinci parametresi aslında bunun buradan göndermiş olduğum, yani şurada iki tırnak arasına koymuş olduğum kısım. Ve bunlar da burada küçük bir van içerisinde gezip işte loading geldiğinde bu imajı göster, işte loading animasyonunu koy. Daha sonra error olursa işte connection error görselini ekle. Done olduğunda da aslında o statüsü gun yap ki günün sonunda ben onu ekranda görmeyeyim tekrardan. Temel anlamda bu ekranı yapabilmemiz için gerçekleştirmemiz gereken aksiyonlar bunlar. Şöyle bir kontrol edeyim tekrardan, başka anlatmam gereken kısımlar var mı? Fragment içerisinde de şunu yapmamız gerekiyor tabii. Onu söylemedim sanırım. Şimdi Recycle View, Photoscript adında bir Recycle View vardı. Şimdi Recycle View'in içerisine gittiğimizde set adaptör adında bir metot var. Bu aslında hangi adaptörle bunun bir araya geleceğini ben burada bağlamış oluyorum. Şunu yaparak hangi adaptörün içerisinde meydana gelen değişiklikler bu Recycle View'e yansıyacak. Tamam, bu 55. satırda bunu görmüş oluyorum. Bu sayede de Recycle View ile adaptörüm arasında da bağlantı kurulmuş oluyor. Tamam, benim aslında bugünlük anlatacaklarım bunlar. Yani dersin ikinci gününde de şurada kalan kısmı anlatıp genel olarak sorularınızı yanıtlayayım. Bugün de şu an için olan sorularınızı yanıtlayayım. Murat Bey, konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Sorularda yardımcı olalım isterseniz sizlere. Hem de şu anda yoklama linkini de paylaşacağız. Yoklama linkini de doldurursanız arkadaşlar iyi olur. Gecikme olduğu için sorular biraz geç gelir. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Öncesinde sorulan soru varsa alabiliriz. Evet. Geçmişte sorulan sorulara bakıyorum. D
Bilal Güvenç, birçok içeriğe sahip HTML pars edebiliyor muyuz? Diye bir soru sormuş. Yani evet, edebiliriz. Hani şu anki gösterdiğim örnekteki gibi değil de onun için farklı kütüphaneler var. Onları kullanarak yapılabilir. Ama tabii buna göre biraz daha, yani biraz daha külfetli olabiliyor. Evet. Böyle bir soru gelmiş. Hocam, kendimizi geliştirmek için ne tür bir uygulama yazmamızı tavsiye edersiniz diye. Yani uygulamanın türü çok önemli değil. Bu uygulamayı bile sıfırdan yazsanız aslında bayağı bir şey öğrenilebilir. Yani GitHub'da bol bol hani farklı örnekler incelenip yapılabilir. Ya da bu kod deplerinin içerisindeki örnekler yapılsa bence yeterli. Yeterli olur yani. Hocam, siz şirkette Mosi mi kullanıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yo, biz Mosi kullanmıyoruz. JSON kullanıyoruz. O Google'ın geliştirdiği bir kütüphane ama hani Mosi de tercih edilebilir. Çok fark etmiyor. Yani Mosi daha güncel ve popüler durumda şu an. En azından JSON'a göre. Biri data binding mi kullanacağız diye bir soru gelmiş ya da diye şöyle bir devamını da getirmiş. Özel bir sebebi var mı diye soruyor. Yani Kotlet bu şekildeydi. Hani özel bir sebebi yok ama hani gördüğünüz üzere yazımı bayağı bir kolaylaştırıyor. Hem yani fragment içerisindeki kodlar da azalmış oluyor. Hem adaptör, bevolder içerisindeki kodlar da azalmış oluyor. Evet. Yani bu benlik şey değil, bu biraz daha hani örnek uygulama bu şekilde değil ama hani Circle'da, Progress Robot'da kullanılabilir. Meryem Şahin, farklılık algoritması çalışıyor demişsiniz. Çalışma mantığını soruyor. Ben bunun linkini size atayım. Aslında bu detaylı bir makalesi var bunun. Onu okursanız hepsini oradan anlayabilirsiniz. Çünkü bu bilinen bir algoritma, o algoritmanın sadece diffutil üzerinde, yani diffutil o algoritmayı implement ediyor. Discord'da paylaşırız o zaman bunun makalesini. API bağlamak için en uygun yöntem bu mu, yoksa API'nin büyüklüğüne göre değişiyor mu diye sormuş Murat Altınbaş. Ya bu uygun bir yöntem. Yani küçük bir uygulama için hani böyle nasıl diyeyim, yani sizin hayatınızı kurtarabilir ama uygulama büyüdükçe böyle bir şey hayatınızı hayatta kurtarmaz. O yüzden hani doğru yöntem bu değil kesinlikle. Yani GitHub'da ya da Kotlet'lerin işte Blueprint uygulamalarında daha doğru yöntemler var. Yani küçük böyle ufak tefek bir uygulama yapıyorsanız çalışır ama büyüyen bir uygulamada imkan yok çalışmasının. Muhammed Furkan, bu uygulama için pagination yapılabilir mi? API'de sanırım take shift parametreleri yok sanırım. Evet, öyle bir şeyden bahsedilmemiş ama hani doğrudan get istekleriyle yanlarına query stringlerle işte page 1, page 2 gibi parametrelerle pagination yapılması lazım zaten. 800 tane yani şey çok fazla. Evet, konu dışı olacak demiş ama page'inde datada filtreleme mümkün mü diye bir sormuş Mevlüt Özyurt. Ya ben paging'i çok fazla bilmiyorum ama onun kendi içinde filtreleme sistemleri var mı yok mu emin değilim yani. Ona ben cevap vermeyeyim. Şimdi yanlış da yönlendirmeyeyim. Algoritmanın adını sizle paylaştım. Yani bu algoritmanın adı. Tamam. Defutil tamamen bu algoritmayı implement ediyor kendi içinde. Az önce sorulan soru için cevaptı bu arkadaşlar. Yiğit Özgürcan Sezgin'in ben size bir örnek proje daha paylaşayım. Mesela bu da
farklı bir şekilde hani isteğin nasıl atılabileceğini gösterebilecek bir şey. Mesela bunu da inceleyebilirsiniz. Bu sayede de hani daha evet, böyle mimarisel bir uygulamanın nasıl yazılabileceğini hani görebilirsiniz. Az önce bir soru vardı. Evet, onu da paylaştık arkadaşlarla. Özgürcan Sezgin'in bir sorusu var hocam. İşte bu yani bu liste ise recycle liste ise hani bu kısmı kullanmak lazım. Yani bu birazcık daha kodu falan görüp canıtlanması gereken bir şey açıkçası. Evet, devamında da konu dışı ama diye böyle bir soru sormuş. Yani recycle weaving diffeater kullanarak hani ilgili satırını aslında update etmeye çalışıyoruz. Yani bütün hepsini tekrardan notifiye edip listeyi komple yenilemeye çalışmamak gerekiyor. Diffutil kullanmak gerekiyor bunun için. Yani farklılık orada. Talat Küyük get post pat delete isteklerinin olduğu bir örnek gösterebilir miyiz diye. Ya bunun için kapsamlı bir uygulama yapmak lazım. Hani internetten bence bakmak daha doğru olur. Yani GitHub'da böyle bol bol örnekler var bu arada. Retrofit içerikli örnekler. Live Data Flow farkından bahsedebilir misiniz diyor. Live Data ile Flow aslında ilişkili değil. Çünkü Flow hani Coroutine akışlarında biraz daha değerlendirmesi gereken bir şey. Yani bir stream akışının aslında uygulamada. Yani mesela ekrana bir loading geldi. Sonra yeni bir işte state'i geldi. Ondan sonra yeni bir state'i geldi. Bu tarz durumları karşılayan bir sistem. Coroutine yapıları arasından gelen bir kütüphane. Ama Live Data tamamen architecture components'ta duran ve lifecycle aware bir observable sistemi. Yani çok alakalı değil onunla birbiriyle. Evet. Arkadaşlar form yorumlarda var. Onu mutlaka doldurmayı unutmayın. Başka soru varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Erdem Yüksek böyle bir soru sormuş. Gösterebilir miyiz diyor. Yani bunu anlamadım ben. Daha açıklayıcı bir şekilde yazarsam o zaman. Başka soru yok herhalde. Tamam, o zaman ben ikinci hani dersin ikinci kısmında da son kod loop üzerinde kalan neler var neler yok onlardan bahsedeyim. Tamam. Böyle bitirelim. Tamam. Ara vermek tamam. İsterseniz bir iki dakika sorun yok. Siz bilirsiniz. Ya şey bugünlük ben olmazsa soruları cevaplayayım ya varsa soru. Hani bir ders daha vardı ya o derste de kalan şeyi anlatayım ki anladım. Eğer ekstra sorular olursa da onlardan cevaplarım. Evet. Sorun yok şu an. Çok kısa Dagger'dan bahsedebilir miyiz diye bir Ali Görkem Aksöz söylemiş ama. Ya Dagger'dan kısa bahsetmek zor olur ama hani bir dependency injection kütüphanesi. Hani uygulama yani daha doğrusu bu kapsamı genişlemiş olan uygulamalarda çok fazla dependency'ler oluyor. Yani sınır yapılar birbirine çok fazla depend olmaya başlıyorlar. Bu tarz sistemleri kurabilmemizi sağlayan ama böyle öğrenmesi de bir tık zahmetli olan bir kütüphane. Ama böyle çok kısa bahsetmek zor. Evet. Hocam başka soru yok. Çok teşekkür ederiz. Evet bakayım bir son.
Teknik İngilizce ile alakalı bir sürekli İngilizce terim kullanıyorsunuz. Teknik İngilizce için kaynak gösterebilir misiniz demiş ama. Yani İngilizce terim kullanmamın sebebi bunların Türkçe karşılıkları yok. Yani evet, yapacak bir evet. Şey yok. Evet, başka bir şey yok sanırım hocam. Başka soru yok. Teşekkür ederiz Murat Hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için. O zaman iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Etkinliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.